Güneşten dünyaya enerji geliyor. Ve bu gelen enerji miktarı değişmez. Bu enerjinin aynısının dünyadan da çıkması gerekiyor. Yani 100 birim enerji geliyorsa dünyaya, 100 birimin de çıkıyor olması lazım. Ki dünyanın sıcaklığı sabit kalsın. Gelen daha fazla, çıkan daha az olursa o zaman dünya ısınır. Bu işin temeli bu. Atmosfere ne kadar karbondioksit salacak olursak, ki kömür yaktığımızda, doğalgaz yaktığımızda, petrol yaktığımızda, fabrikalar çalıştığında, elektrik üretildiğinde bunların tamamı atmosfere karbondioksit salıyor. Ve böylelikle atmosfer enerjiyi dışarı bırakamıyor. Bırakamadığı zaman daha fazla ısınıyor. Bu daha fazla ısınması da iklimin değişmesine neden oluyor. ...1980'den sonra bu ısınmanın etkileri her geçen sene biraz daha ciddi görülmeye başlandı. Özellikle ülkemizde geçtiğimiz yaz karşımıza çıkan müsilajdı, orman yangınlarıydı, Karadeniz'deki sellerdi gibi böyle hani bunlar çok zor rastlanır hava olayları dediğimiz şeyler karşımıza çıkınca artık herkes ha demek ki gerçekten bir sorun var demeye başladı. Üretim biçimlerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Dün 1 liraya mal ettiği soğanı çiftçi şu anda 40 kuruşa satamıyor. Ama biz o soğanı 4 liraya alıyoruz marketten. Şimdi arada bir arıza var demektir bu. Çiftçinin 1 liraya ürettiğini 1,5 liraya bizim alıyor olmamız lazım. Ama arada sistemde bir problem var. Şimdi bunların hepsinin değişmesi gerekiyor. Değişmesi gerekiyor iklim krizi için değil. Hep birlikte düzgün yaşayabilmemiz için bunun değişmesi gerekiyor. İçinde yaşamakta olduğumuz iklim koşulları daha garipleşecek. Bunu söylemek mümkün. Yani bu daha ısınacak, daha soğuyacak falan değil. Daha garipleşecek. Vatandaş bütün bu değişikliklerin farkında. Ama vatandaş bunun sebepleri konusunda birazcık şüphe içerisinde. İklim değişikliğini biliyor. Yani evet iklim değişti de bunlar oluyor biliyor vatandaş. Ama iklimin niye değiştiği konusunda hep başkalarını suçluyor. Yani işte şu binayı diktiklerinden beri buraya hava çok kötü oldu. İşte buraya baraj yaptılar, ondan beri burayı sel götürüyor. İşte şunu şunu yaptılar. Yani onların hiçbirinin esasında problemle doğrudan alakası olmadığını görmüyor. Çünkü görecek olsa kendisi de bu problemi suçlularından biri olacak ve kendisinin de değişmesi gerekecek. Hani isteyerek ve istemeyerek bunu kafasından atıyor. Hep başkalarını suçluyor bu konuda. Bu faturayı hepimize çıkartmak gerekiyor. Yani politikacıları çok fazla parmakla göstermemek gerekiyor. Çünkü politikacılar kendi kafalarından bir takım şeyleri yapan kişiler değil. Onlar halkın önem verdiği şeyleri yapan kişiler. Yani halk iklim değişikliği çok önemli bir şeydir, bu konuya hemen çözüm bulun demeyi politikanın birinci maddesi haline getirecek olursa politikacılar da geri kalan bütün işleri bırakıp buna bakacak. Bugün biz çok ciddi bir Suriyeli mülteci sorunuyla karşı karşıyayız Türkiye'de. Ve bu sorun iklim krizinin getireceği mültecilerle kıyaslandığında hiçbir şey değil. Yani önümüzdeki 20-30 sene içerisinde Türkiye'ye bir 30 milyona yakın mülteci geliyor olabilir iklim nedeniyle. Genelde bu konu konuşulurken işte 2030'a kadar çözdük çözmedik tufan öyle bir şey yok. Yani bizim her an geri dönebilme şansımız var. Ancak bu geri döndüğümüz yer neresi olacak problemi farklı. Tufan değil, felaket değil ama kaybettiklerimizi geri kazanabilmek
çok zor olmaya başlayacak. Dolayısıyla bundan sonra atılacak adımlar kaybettiklerimizi geri kazanmak için değil, daha fazla şeyi kaybetmemek için. Komplo teorisiyle bu işin alakası yok. Yani burada hepimiz aynı gemideyiz. Bazıları üst kameralarda, bazıları alt kameralarda ama gemi battığı zaman üst kamerada batacak, alt kamerada batacak. Geçmiş zamanda, yani bundan 100 sene önce, petrol daha ilk çıkartılmaya başlandığı zamanlarda falan yüzeye çok yakındı. Kömür de öyleydi, doğalgaz da öyleydi. Çok rahat bunları çıkartabiliyorduk. Ancak şu anda gittikçe zorlaşan kaynaklardan biz kömür, petrol, doğalgaz buluyoruz. Ancak şu anda o kadar pahalı bir hale gelmeye başladı ki geri kalan bütün enerji kaynakları, yani güneş, rüzgar, hidroelektrik çok daha ucuz olacak yakın bir zamanda.